Bunu da biz öyle isteyen hastalarımızı da yine destekliyoruz. Tamam, böyle bir şeyiniz varsa o zaman doğduğu zaman ne gibi sorunlarla karşılaşacak? Bu yavru nasıl bilinçlendirilmeli konusunda biz yine hizmetimize devam ediyoruz. Yani testi kabul etmedi, tamam işimiz de sizinle bitti gibi bir şey söz konusu değil. Biz Peki devam o ediyoruz. testi doğum öncesi yaptırsa doğacak bebeğin de daha sağlıklı olmasına ya da doğmadan önce anormal bir durum varsa bunun da bilinip değil mi? Evet. Daha zor günlerin yaşanmasına engel olabilirler değil mi? O anlamda Amaç da. zaten o. Ve orada seçim hastaya kalıyor. Yani eğer bir hastalıklı bebek söz konusu ise biz bunu bildiriyoruz. Hasta bunu yine de ben doğurmak istiyorum diye kendi karar veriyor ve biz dediğim gibi devam edip onlara nasıl bir servis, daha doğrusu yaşam süreceğini, bebeğin de ailenin de konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz, bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda eğer istemiyorlarsa da ne zaman, en geç ne zamana kadar buna yönelik bir tedbir alınabileceğini, hangi bilim dalıyla, hangi tıptaki uzmanlıklarına, ki genelde bu kadın doğumcularla oluyor, onlarla görüşmesi gerektiği konusunda hızlı bir şekilde onları yönlendiriyoruz. Peki kalp için de aynı şey geçerli mi? Yani kalp de genetik olarak bilinir. Doğru mudur bu? Olan kısmı da var, olmayan da var. Yine biz o %50'ye geliyoruz ama evet var. Orada da yine işte danışmaya gelen kişilerde soy ağacı çıkardığımız zaman bu birinci derece akrabalarda mı, ikinci derece akrabalarda mı, ne orandadır, ne tip bir kalp rahatsızlığından bahsediyoruz. O ortaya çıkıyor. Ona göre de biz nasıl bir yaşam, nasıl bir risk, nasıl bir tedavi olabileceği konusunda hastamızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Yani o %50 riski zaten taşıyor dedik konuşmamızın başında da. Peki diğer %50 için nasıl bir yaşam sağlamalıyız ki bu hastalıklar bizi bulmasın?